Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir fiilimsi kullanılmamıştır? A seçeneğinde yakıcı bir rüzgar gibi vurur yüzüme hasretin cümlesinde vurmak fiilinden sonra gelen ek geniş zaman kipekidir. Zaman anlamı taşımıştır çünkü. Bu nedenle burada fiilimsi değil çekimli fiil vardır. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. B'de düşünerek derken burada düşünmek fiilinden sonra arak erek zarf fiilekimiz mevcut. C'de gittiğin dediğimizde ise gitmek fiilinden sonra dık dik sıfat fiil ekimiz mevcut. Ancak doğmaz derken burada geniş zamanın olumsuzu vardır. Yine aslında buradaki fiilimsi değil, çekimli fiildir. Ancak gittiğin sözcüğünden dolayı yine C'yi de eleriz. D'de kanayan derken kanamak fiilinden sonra an en sıfat fiil ekimiz mevcut. E'de ise baka baka derken bu EA şeklinde gelen zarf fiil eklerimiz mevcut. O nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da Zaman şiirinden alınan yukarıdaki numaralanmış beyitlerden hangisinde herhangi bir eylemsi örneği yoktur? Birinci beyitte şıkırdayan sözcüğünde şıkırdamak fiilinden sonra an en sıfat fiil ekimiz mevcut. İkincisinde içinde gülüyor bana derinden yüzlerce çeşmenin serinliğinden sözcüklerinin hiçbirinde fiilimsi eklerimiz mevcut değil. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. Üçüncü beyitte gülen sözcüğünde gülmek fiilinden sonra an en sıfat fiil ekimiz mevcut. Dördüncüsünde ise kalmanın derken kalmak fiilinden sonra mema isim fiil ekimiz mevcut. Beşincisinde ise gelen geçen şeklinde yine an en sıfat fiil eklerimiz mevcut. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilimsi örneği değildir? Ölmesini sözcüğünde ölmek fiilinden sonra mema şeklinde gelen ek isim fiil ekimizdir. Yine büyüdüğümüz derken büyümek fiilinden sonra dık dik sıfat fiil ekimiz mevcut. Tanıtıp sözcüğünde ise tanıtmak fiilinden sonra ıp ip zarf fiil ekimiz var. Sevdirmek derken de sevdirmek fiilinden sonra mekmak isim fiil ekimiz mevcut. İstiyorsanız sözcüğünde ise istemek fiilinden sonra yor şimdiki zaman ekimiz ve ardından SSA şeklinde gelen ek fiilimiz mevcut. O nedenle burada herhangi bir fiilimsi eki bulunmadığından doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır? Durulanmış sözcüğünde durulanmak fiilinden sonra mışmış şeklinde gelen sıfat fiil ekimizdir. Durulanmış kelimeler şeklinde de tamlama oluşturmuş. Getireceğim sözcüğünde ise getirmek fiilinden sonra gelen ecek acak gelecek zaman ekidir. Bir zaman bildirmiştir ve ardından kişi ekimiz de gelmiş. Buradaki çekimli fiildir, fiilimsi değil. Pörsümüş sözcüğünde mışmış sıfat fiil ekimiz yine mevcut. Kahreden derken yine sıfat fiil ekidir. Ancak tutacak derken burada tutmak fiilinden sonra gelen ecek acak eki yine gelecek zaman ekidir. Bu nedenle çekimli fiildir, fiilimsi değil. Bilirim derkense bilmek fiilinden sonra gelen ır geniş zamandır. Yine zaman ifadesi mevcuttur. Peşi sırada yine kişi ekimiz gelmiş. Bu da çekimli bir fiildir, fiilimsi değil. Tutulduğu yer derken burada tutulmak fiilinden sonra dık dik sıfat fiil ekimiz mevcut. Parlayan şiir derken de yine parlamak fiilinden sonra an en sıfat fiil ekimiz mevcut. Saydığımızda 5 tane olacağından doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiile yer verilmiştir? A seçeneğinde verdiğin sözcüğünde vermek fiilinden sonra gelen dık dik eki sıfat fiil ekimizdir. Verdiğin sözler şeklinde tamlama yapmış. Ancak tutmazsan ve inanmazlar sözcükleri fiilimslerimiz değildir. Tutmak fiilinden ve inanmak fiilinden sonra gelen bu mazmez ekleri geniş zamanın olumsuzudur. O nedenle bunlar fiilimsi değil, çekimli fiildir. A seçeneğini eleriz. B'de bağırışlarıyla sözcüğünde bağırmak sözcüğünden sonra gelen bu ış iş eki isim fiil ekimizdir. Geçen sözcüğünde ise geçmek fiilinden sonra an en sıfat fiil ekimiz gelmiş. Ancak gelir sözcüğünde
Geniş zaman ekimiz mevcut, kip ekimiz. Bu nedenle fiilimsi değildir. B'yi de eleriz. C'de soğuyan hava derken sıfat fiil ekimiz mevcut. Dolaşıp derken ıp ip zarf fiil ekimiz mevcut. Durdu sözcüğünde ise sadece görülen geçmiş zaman ekimiz var. Bu nedenle yine fiilimsi değil. C'yi de eleriz. D'de ise gelince sözcüğüne bakalım. Gelmek fiilinden sonra ınca ince şeklinde gelen bir zarf fiil ekimiz mevcut. Bunun dışında yaşadığı sözcüğünde yaşamak fiilinden sonra dık dik sıfat fiil ekimiz de var. Affetmek sözcüğünde ise mekmak isim fiil ekimiz mevcut. Böylelikle doğru cevabımız geldi ancak E'ye de bakalım. E'de yürüyüşüne sözcüğünde yürümek fiilinden sonra ış iş isim fiil ekimiz mevcut. Dikkat etmeden derken madan meden şeklinde gelen zarf fiil ekimiz de mevcut. Ancak sıfat fiil ekimiz olmadığından herhangi bir fiilde E'yi de eleriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsidir? Birincide kalmalı sözcüğünde kalmak fiilinden sonra gelen ek meli malı gereklilik gibidir. Bu nedenle fiilimsi değil, çekimli fiil vardır. Kırılmış sözcüğünde ise kırılmak fiilinden sonra gelen mış mış eki sıfat fiil ekidir. Kırılmış şeyler diye tamlama yapmıştır. Hatta sıfat tamlamamız vardır. O nedenle 2'yi dahil ederiz. Yalnızlığın sözcüğü ise isimdir. Yalnızlık bir isimdir ve ardından gelen tamlayan ekimizdir. Bu nedenle dahil edemeyiz. Kahreden sözcüğünde ise kahretmek fiilinden sonra an en sıfat fiil ekimiz mevcut olduğundan 2 ve 4 ile doğru cevabımız C seçeneğidir. Franz Kafka'nın Milena'ya yazdığı bu mektubun kaç numaralı bölümünde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil birlikte kullanılmıştır? Birincisinde verdiği sözcüğünde görüyoruz. Vermek fiilinden sonra dık dik sıfat fiil ekimiz mevcut. Başka fiilimsimiz bulunmadığında eleriz. İkide ise benzemeyen sözcüğünde an en sıfat fiil ekimiz var. Bunun dışında yine bir fiilimsimiz mevcut değil. Görülmüştür sözcüğündeki mışmış ise öğrenilen geçmiş zaman ekimiz. Cümlenin anlamına baktığımızda zaman bildirdiğinden buradaki artık fiilimsi eki değildir, kipekidir. Bu da çekimli bir fiildir deriz. Bu nedenle 2'yi de eleriz. 3'te savaşarak sözcüğünde savaşmak fiilinden sonra arak erek zarf fiil ekimiz var. Kazanmak sözcüğünde mekmak isim fiil ekimiz ve olan sözcüğünde an en sıfat fiil ekimiz mevcut. Üçünü bir arada bulduğumuz cümle geldi. Ancak diğerlerine bakalım. 4'te geleceğimi ve geçmişimi derken artık buradaki ekleri fiilimsi eki olarak değerlendiremiyoruz. Çünkü yeni bir kavramın adı oldu onlar. Kalıcı isim yarattılar. Yaratmak sözcüğünde ise mekmak isim fiil ekimiz mevcut. Ancak yine zarf fiil ve sıfat fiil olmadığından eleriz. 5'te ise uymak sözcüğünde isim fiil ekimiz, dönmem sözcüğünde yine isim fiil ekimiz var. Başka da fiilimsimiz bulunmadığından 5'i de eleriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ortaç, diğer adıyla sıfat fiil, farklı görevde kullanılmıştır? A seçeneğinde bekleyen sözcüğünde an en sıfat fiil ekimiz mevcut. Buradaki anlamına bakarsak bekleyen insanın yerine insan ismi düşürülmüş ve bekleyenin şeklinde kullanılmış bir ablaşmış sıfat olarak sıfat fiil olarak karşımıza çıktı. B seçeneğinde ise sustuğu sözcüğünde susmak fiilinden sonra dık dik sıfat fiil ekimiz var. Ardından bir isim gelmiş. Hangi vakit desek sustuğu vakit diyebiliyoruz. Sıfat olarak kullanılmış. C seçeneğinde girdiğim sayısız günah işinden derken yine girmek fiilinden sonra dık dik şeklinde sıfat fiil ekimiz mevcut. Hangi sayısız günah işi desek girdiğim sayısız günah işi diyebiliyoruz yine sıfatımız. Konduracak toz derken de kondurmak fiilinden sonra acak ecek sıfat fiil ekimiz mevcut ve toz ismini yine nitelemiş. Yine burada sıfat olarak kullanılmış. D seçeneğinde cenneti andıran bir akşamıydı derken andıran sözcüğünde an en sıfat fiil ekimiz mevcut.
Nasıl akşam desek cenneti andıran şeklinde cevap alabiliyoruz yine sıfatımız. E seçeneğinde ise bağlayan sözcüğünde an en sıfat fiil ekimiz var. Nasıl şey desek bağlayan cevabını alabiliyoruz. Yine sıfat olarak kullanılmış. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi, eylemsi değildir? Sevdiğim sözcüğünde sevmek fiiilinden sonra dıkdik sıfat fiil ekimiz var. Çağlayarak derken çağlamak fiilinden sonra arak erek zarf fiil ekimiz mevcut. Yine dörtte yapmak fiilinden sonra ıp ip zarf fiil ekimiz mevcut. Aktığı sözcüğünde ise akmak fiilinden sonra dıkdik sıfat fiil ekimiz mevcut. Ancak uzaklardayken sözcüğünde uzak sözcüğü isimdir. Bu nedenle ardından gelen ekler de isim çekim ekleridir. Peşi sıra gelen ekimiz bu sebeple fiilimsi eki olamaz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Ba fiiller cümlede fiilleri veya başka fiilimsileri durum ya da zaman yönünden belirten, niteleyen sözcüklerdir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ba fiil bir diğer adıyla zarf fiil, ötekilerden farklı bir anlam ilgisi katmıştır? A seçeneğinde gülünce sözcüğünde gülmek fiilinden sonra zarf fiil ekimiz mevcut. Ne zaman açılır diye sorsak gülünce cevabını alırız, zaman ilgisi katmıştır. B seçeneğinde gittin gideli şeklinde alı eli zarf fiil ekimizi görüyoruz. Ne zaman çıktı diye sorsak gittin gideli cevabını alırız. Yine zaman ilgisi katar. C seçeneğinde geçerken sözcüğünde ken zarf fiil ekimiz mevcut. Ne zaman kalkar desek geçerken cevabını alırız. Yine zaman anlamı katmıştır. D seçeneğinde batar batmaz şeklinde ar maz diye zarf fiil eklerimiz mevcut. Ne zaman oradayım diye sorsak batar batmaz cevabını alırız. Yine zaman anlamı katar. E seçeneğinde ise gözlerim kapanıp daldığım zaman yeniden yollara düzülmekteyim dizelerinde kapanmak fiilinden sonra ıp ip zarf fiil ekimiz mevcut. Ne zaman daldığım diye sorsak gözlerim kapanıp diyemeyiz. Ancak nasıl daldığım dediğimizde kapanıp daldığım diyebiliriz. Burada zaman değil durum anlamı katmıştır. O nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili fiilimsiler türce özdeştir? A seçeneğinde koşan sözcüğünde an en sıfat fiil eki, gidişin sözcüğünde ise gitmek fiilinden sonra ış iş isim fiil eki mevcut. Özdeş değildir. B seçeneğinde yağmak fiilinden sonra arak erek zarf fiil eki, susamak fiilinden sonra ise mış miş sıfat fiil eki mevcut. Yine özdeş değil. C seçeneğinde bakmak fiilinden sonra ıp ip zarf fiil eki, uçmak fiilinden sonra an en sıfat fiil eki mevcut. Yine türce özdeş değil. D seçeneğinde ise süzülmek fiilinden sonra an en sıfat fiil eki, koklanmak fiilinden sonra ise ası esi yine sıfat fiil eki mevcut. Doğru cevabımız geldi ancak E'ye de bakalım. Gittikçe sözcüğünde dıkça dikçe şeklinde gelen ek zarf fiil ekimiz. Kuşatmak sözcüğünden sonra ise an en sıfat fiil ekimiz mevcut. Yine türce özdeş değil. Doğru cevabımız bu nedenle D seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi eki alan sözcük eylem anlamını yitirmiş ve kalıcı isim olmuştur? A'da çağlayan şu gözyaşımı dindirmek hiç kolay değil cümlesinde çağlayan sözcüğünde an en sıfat fiil eki, dindirmek sözcüğünde mekmak isim fiil eklerimiz mevcut ancak her ikisi de eylem anlamını yitirmemiş. B'de gurbetteki zamanımın dolması için gözyaşım boşalıyor cümlesinde sadece dolması sözcüğünde isim fiil ekimiz mevcut ancak yine eylem anlamını yitirmemiş. C'de buruk bir anıdır artık kalbimde parlayan cümlesinde an en sıfat fiil ekimiz mevcut parlamak fiilinden sonra ancak yine eylem anlamını yitirmemiş. D'de gitmek sana kolay gelir, sevmekse yalan dizesinde ise gitmek sözcüğünde
ve sevmek sözcüğünde isim fiil ekimiz mevcut ancak yine eylem anlamını yitirmemiş. E'de ise dondurma sözcüğüne bakalım. Tıpkı bir çocuğun dondurması gibi dediğimizde artık yeni bir nesnenin adı olmuş dondurmak fiilinden sonra mema isim fiil ekini alsa da bu nedenle eylem anlamını yitirmiş ve kalıcı isim olmuştur. Doğru cevabımız bu nedenle E seçeneğidir.